Mevla miracınızı tebrik ederiz. Cenab-ı Hakk'ın için miraçlara kavuşmak nasip etsin. Amin. 31. söz, aşağıda 20-30 sayfa bir ders, daha bile fazla. Bir derste bunu okuması mümkün değil. Ama derse 31. sözü, miracın kıymetini ifade eden bir kalbi abimizin, o zaman yaşayan abimizin, şimdi rahmetli olmuş, Zeki abimizin, Barba'da geçen bir mektup ile konuya başlayalım. Oradan yani bu eserin çok kıymetli olduğunu, 31. söz, miraç esasının çok soruları halleden bir eser olduğunu izah eden bir kısa mektup. Ondan sonra geçelim. Zaten yarın da miraç olabilir, değil mi? İnşallah o zaman da siz bunu okursunuz. Ben bu dersi yaparken tabi parça parça nakiller yaparak, eserlerin nakillerek kısa zamanda az çok, hani az zaman çok şey, çok şey yapalım diye düşündüm. Ama siz sonra müteala edersiniz, tamam mı? Şimdi Barla kısmında ben sayfa 58'de Barla'da Zeki abinin bir muhtemelesinin fıkrasıdır diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün o yüksek kitabın ikmaline muvaffak olduğumuz. 31. sözden bahsediyor. Miracın ekmal ve mütalasından mütevellit, sürür ve saadetimi talikten kalemim düçar-ı aciz oluyor. Şu cümleye bakın. Yani Miraç Risalesi'nin kıymetini anlatacak kelime olabilir. Mütaladan doğan duygularımı hülasaten ve bir cümleyle arz edeceğim. Buyurun. Miracın mütalasında hayatın felaket girdaplarını ve saadet-i ebediye giden manevi deryanın selamet yollarını gösteren kalp dolusu bir nur ve ziya buldum. Yani hakikaten felaket-i girdap dediğimiz şu içtima hayatında, arkadaşlar metroya biniyorsun, otobüse biniyorsun, evde televizyon açıyorsun, arkadaşlar piyasada derken şu felaket girdabında, karışık içerisinde bu miraç okurken kendime bir ebedi saadet buldum. Yani. Ne demek arkadaşlar? Düşün bir cenaze mi düşün? Cenaze evinde ne olur? Mahtem olur. Üzüntü olur. Aynen. Bir de düğün evi düşün. Şen şakak olur. Şimdi felaket gelebi var. Gelen gidiyor, giden gelmiyor. Piyasa bu, şu, buradaki insanlar. Sen bizden daha iyi biliyorsunuz. O durum sanki mahtem gibi. Ne olacak peki? Ama miracın getirdiği müjde. Biraz sonra bahsedeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra bize ne müjde getirmiş? Sanki o zaman bu cenaze ne oluyor? Saadete dönüyor. Dönecek. Evet, her temsilatta ispat edilen pek çok hakikatler ve bugün tahatturu ve tahayyülü bile ruhumuzu doldurup taşırmaya kafi gelen asr-ı saadet ve harikalar devri gözümüzün önünde hayatlandı, fikirler verdi, hayretten hayrete düştüm. Gelin biz de asr-ı saadetten, miraçtan önce biliyorsunuz bugün belki yarın camilerde hocam buna mısırlar. Asr-ı saadette ne olmuş miraçta biliyorsunuz. Peygamber aleyhisselam biraz sonra okuyacağız ayet-i kerimenin muvaciyesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Öyle mi hocam? Mari asansörle göklere çıkıyor. Bir mertebeye kavuşuyor. Ama miraç olayı hicretten asr-ı saadette 1,5 sene önce oluyor. 1,5 sene önce. Tarihler ona hüzün yılı diyor, hüzün yılı. Sevgili eşatı Hatice Validemiz vefat etmiş. Onu Ebu Talip, Peygamberimizi koruyan Ebu Talip vefat etmiş. Taif'e gitmiş, Taif'te malum taşlanmış. Biricik oğulları Kasım Abdullah vefat etmiş. Bu üzüntü içerisinde Hazreti Hatice vefat etmiş. Hazreti söyledim. Hüzün yılı. Üzüntü içerisinde sanki böyle bir tesiri babında miraç olayı oluyor, dönüyor, dönüşte Kureyş'i anlatıyor. Fakat Kureyş tekzip ediyor. Olayı biliyorsunuz Asad'de kime gidiyor? Hazreti Bekir Adela'ya gidiyor. Ona söylüyor. O da malum kim söylemiş? Peygamber söylemiş. Madem söylemiş o doğrudur diye. Bu olay Asad'de oluyor. Sonra çok bildiniz miraç dönüyor. Safari olayı Kureyş'e anlatıyor. Bu da asade oluyor. Bakın ne oluyor. Miraç gecesinin sabahında
Miracını Kureyş'e haber verdi. Evet. Kureyş tekzip etti. Dediler, eğer Beytül Makdis'e gitmiş isen, Beytül Makdis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Siz rica edin bir yere gitseniz, mesela buraya yeni gelen veya 3-4 defa gelen, ben kaç sıra geldim buraya, dese ki buraya, bu dershanenin, yeni bos dershanenin ne kadar kapısı var, kaç penceresi var, bunu ben bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Sen de benim sayamadın ki, demek ki gitmemiş, canım gitmemiş. Ya vallahi gittim, söyle bana kaç tane penceresi var kapısı. Sen, bu mescidi aksa gibi değil. Madem gitti, evet bize mescid aksanı okuma. Kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Bakın. Evet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. Yani onların tekziblerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Onları yalanlamalarından gitmedin. Madem gitmesi göster. Söyleme gelmedi. Gelme. Pek çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Çekmemiştim. Birden Cenab-ı Hak Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de o Beytül Makdis'e bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytül Makdis'ten doğru ve tam haber veriyor. Tamam. Şimdi burası önemli bak dedi. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kureyş'e demiş ki yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Düşün, malcının yongası derler ya, muazzam olay bahsediyor, onu bir tarafa bırakıyor Kureyş, mal. Ha bizim, sizin bir kafilenizi gördüm, bir kervan görmeyince, nerede bizim? Mal gitti ya oraya, kervan vermişler ya. Bir ay önce. Bir ay gitmiş. Ne olur, hemen gözler ona dönüyor, güya oradan bir şey kapı bulacaklar, evet. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek. Diyelim şimdi akşam kaçta oluyor? 8'de. 7'de gelecek. 2'den sonra gelecek. Denildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen bekleyecekler onu. Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Beklediler. Kafile bir saat teehhür etmiş. Gecikmiş. Gecikince ne oluyor yani? Evet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikiyle Güneş bir saat tevakkuf etmiş. Normal gitse 8'de gelecek. Ama 7'de gelsin diye Peygamber 7'den 8'e kadar bütün şey ne oluyor? Zaman mı durmuş? Durmuş yani. Yani az onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiş. Belki ileride ilim bunu bulacak. Bulacak. Aynı olay, yine böyle bir coğrafi olay. Yani bir mucize. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazların kucağında uzanmıştı böyle, dinleniyordu, iki nama geçmek üzere. Üstad 22. sözün 11. büranın haşiyesini anlatıyor. Bak bak. Haşiye, büyük bir nur lambası güneştir ki arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi kucağında Peygamberin aleyhissalatü vesselam yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam Ali radıyallahu anh'ın o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. Bak bu de mucize. Şimdi bu olmuş olan aslında bu olay oluyor. Şimdi buradan, bakın buradan bize ne mesaj verecek? Okuduğumuz yer 19. metin 17. işaretini okuyoruz. Evet. İşte. İşte Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın bir tek sözünün tasdiki için koca arz vazifesini terk eder. Koca güneş şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine semi'ana ve ata'ana diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla. Elhamdülillahi ala elhamdülillahi ala iman vel İslam de. Üstad 17. metin 9. metin sonunda dedi ki arzı böyle kendine sacit abi, ibadının mescidi, kendine beşik ve kulları müsebbih eden zat celale yeri zerrata adlayınca hamd ederiz ki diyor. Bize bu ne bu bir ders ben peygamberimize ümmet edilmiş. Ne mutlu sana şey, malumunuz maçlarında böyle bir şefimiz var. Allah bu güzel ümmetine bizi kendine kul, hayümet, Resulullah Aleyhisselam'a başlar.
Şimdi bunu Asad gözüm canlandı diyor. Devam et. Evet. Miraç kitabı. Miraç kitabı felsefe düşkünü muterizlerin felsefesini her zaman için iflas ve sukut ettirmek kuvvetine mağlup bir eserdir. Evet. Bundan da bir örnek verelim. Kapı yeterli. Şimdi bakın arkadaşlar, felsefe içiyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Demek ki o zamanki eski insanların fikriyle bu zaman insan ikna edilemez. Miraç. Aklıma şu olay geldi. 1700 yıllarında, 1750 yıllarında Sultan 1. Mahmud zamanında yaşayan Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri var. Böyle tanınır, filolu. Büyük bir zat. Bir papaz gelir, senin peygamber, tövbe estağfurullah, böyle bir kelime kullanıyorum. Diyor ki, madem senin peygamberin miraca gitti, bana ispat et. O zaman ulemalar nasıl ispat etsin? Rüya mı? İnanmıyorum. Ruh olabilir. Ama hem cesaret hem ruh gitmesi, nasıl anlatacaksın bunu? Akli mantıklı delil istiyor. İbrahim Hakkı da çağırıyor. 1750 yıllarında İbrahim Hakkı da İstanbul'a geliyor. Erzurum'dan geliyor. Padişah huzurundalar. Bunu kahve düşünün. Efendim Sultan Mahmud, papaz, padişah, İbrahim Hazretleri. Evet diyor, senin ne kefere, senin sualin ne? Böyle böyle. Peki diyor, kahve içelim. Sonra sana cevap verir. Tam kahveyi yudumlarken, olmuş ama bak ha, birdenbire İbrahim Hazretleri bir keramet gösteriyor. Adam kendisi çölde görüyor. Allah Allah. Ben nasıl buraya geldim ya? Nerededim ben? Sağ kimse yok. Çöl. Koşuyor sağa sola yok. Akşama yakın uzaktan bir kervan görür. Doğru kervana gider. Der ki ya ben kahve içtim İstanbul. Ya sen manyak mısın? Ne kahve ne der kahve. Bu sapıtı derler. Anlar ki bu doğru söylemiyor. İstanbul nerede? Kahve nerede? Çöl. Yani seni götürür derler. Alır. Onlar Şam'da galiba. Al götürür bunu. Yemen'e. Yemen. Ya burası İstanbul değil. Otur odur derler. Evet. Sesini çıkarma. Bunu körüne satıyorlar. Bir çiftlik ağası alıyor. Bunu çiftlik ağası yanında çalıştırıyor. Artık kime söyle, kim inanacak? Kim inanacak? O zaman gidiyor. Aradan yıllar geçer. Bir gün yine artık kimseye söylemiyor. Bir gün yine aklına bu olay geliyor. Geri gelmez bir bakıyorsun kendisini kimin huzuruna buluyor? İbrahim Hazretleri padişahın huzurunda. Aptalına bakıyor. Böyle bakınca İbrahim Hazretleri diyor ki be adam, benim gibi bir acizsen, Cenab-ı Hakk'ın himmet ve inayetiyle bu kerameti gösteriyorsan, acaba iki cihan serveri, Levlaki Levlaki Sultanı, Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamberimizi bir anda götürmez mi? Papaz inanıyor Müslüman. Şimdi rica ederim, bu delille bu iki insanlara, evet inanır başka, akli mantıki anlatmak ne derece müessir olur? Bu delil tesir etmez. Eder mi tesir? Etmez. Ne istiyor? Akli mantıki delil istiyor. Ben bunu bir yerden yıllar önce anlatmıştım. Bak oturuyor sözde, sadece onu kısa kısa okuyacağım. İki örnek veriyor üstad. Mesela şimdi şurada bir sual var. Yine hatıra gelir ki dersin. İşte aynı sual. Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Değişen bir şey yok. Aynı misal. Evet. Biz de deriz ki Sani-i Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Bakın, evet. Mesela savtın süratiyle, sesin süratiyle, ziya, ışığın, elektrik, evet, ruh, evet, hayal, evet, süratleri ne kadar mütevafit olduğu malum. Doğru mu? Yani bakın zamanı. Arkadaşlar bu arada bir şunu söyleyeyim. Çok mesela sempozyum yapıyorlar. Türkiye her tarafında, belki dünyanın oradaydılar. Ben çoğuna baktım da, belki görmemiş olabilirim. İnanın bak, üstadın zaman hakkında. Einstein izabet teorisi ortaya koyuluyor. Fakat zamanı halledemedi. Çoğu ulemanın burada zamanı anlatıyor. Zaman enteresan bir şey. Zaman nedir? Relatif, göreceli bir şey. Çok kısa bir örnek verecek ama bu üzerine doktora yapmak lazım. Çalışmak lazım. Müteahhit yerini bulup üstad zaman nasıl bakar? Bakın. Şimdi bir saat önlüğüne miraç anlatacak bize. Seyyaratın dahi fennen harekatı o kadar muhteliftir ki. Doğru mu? Akıl hayrettedir. Dünya güneş etrafında kadar dönüyor? Bir senede. Peki Jüpiter bile görmüş. Branşım değil. Ama Mary duyduğuma göre 84 sene dönmüş dünya etrafında. Belki Neptün başka. Plüton daha başka. 10,
12 gezegen ya farklı farklı dönüyor. Şimdi sen dünya etrafında güneş bir sene döndüğüne göre bize bir sene oluyor. Şimdi 2015. Farz mal nereye gitsen mümkün olsa farz mal. Mümkün olsa. Melek'te sen 6 ay kalsan tekrar İstanbul'a Türkiye'ye gelsen. Kaç sene geçiyor Türkiye'ye göre? 84/2 Değil mi? 40 sene geçiyor. Bir gel, aa arkadaşım nerede ya? Allah razı olsun, mezarda. Bak mantıken doğru değil mi yani? Zaman o. Zaman bu. Madde de madde zaman var. Orada bağlı. Öyle dönüyor. Karada da bu olay şimdi. Şimdi misal okursun, başka misal daha vereceğim size. Acaba latif cismi urucuda süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş, ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Üstad şimdi bizim bir anlamı anlatıyor. Yani ceset ruha girir, ruh ceset gibi değil mi? Değil. Bir tane ruh her yere gidebilir. Hayal her yere gidebilir. Acaba ceset de ruh seviyesine çıkarsa bir yere gidemez mi diyor. Bize anlatıyor. Özgürleşir. Sonra? Sonra başka bir örnek daha. Hem 10 dakika yatsan bazı olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Bu sözler o zamanki insanı ikna eder. Bu zamanki insanı bazı ikna eder inançlara. Ama şimdi bataryasına getirecek mevzuyu. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa, uyanık aleminde bir gün, belki daha fazla zaman lazımdır. En uzun rüya kaç saniye geçiyor? Bir dakika. Al işte. Hacca gidip geliyorsun, köye gidip geliyorsun, aradan saatler geçiyor, günler geçiyor, sen 3-5 saniye görüyorsun bunları. Evet. Demek oluyor ki, bir zamanı vahid, zaman, iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Yerli gelmişken bir misal daha verin. Yıllar önce, 72 o yıllarda bir Erzurum'a gitmiştim. Erzurum'da eğer sağsa belki burası olmuştur. Latif diye bir ziraatte bir asistan vardı. Onun yanına gittim, içeri girdim. Baktım ki şöyle bir şey üzerine lüp koymuş şey, nedir? Mikroskop bir şey inceliyor. Ben geldim, bana bir çay söyledi, hiç unutmam. Dedi, Rahmi Hoca bak dedi, baktım orada mikrobun üremesini inceliyor. Tek bir nokta var, tek nokta. Baktım, çay söyledi, inanın çayı böyle içiyorum. Yarım oldu, bitirmedim. Bir baktı Rahmi Hoca dedi, bir baktım, ama o kelime bakıyordu, bana bak dedi, inanırsın, samimi söylüyorum, ilmen de sabit bu. O karaltı dolmuş, çoğalmış. Dedi bana, Rahmi Hoca dedi, kaç dakika geçti? Dedim ki, 2 dakika geçti veya geçmedi. Sana göre 2 dakika, bakın burayı iyi dinleyin. Ama dedi, mikroba göre, mikrop dedi, şu anda torun torunu gördü dedi. Anladınız mı? Torun torunu gördü, doğru mu? Doğru. Öyle değil. Şimdi dedim, senin torunun torun torunu olsa kaç sene geçer? 30 sene geçer mi, 30 sene geçer. Bana göre 2 dakika ve 3 dakika, 30 sene. Bak, 10 misli artıyor. Yani bir zaman bana göre böyle, ona göre bu. Ha buna ne örnek verecek? Sana göre 1 dakika mı? Peygamberimiz gitti zamanki binlerce seneyi sana 1 dakika sığıyor. Ayet demiyor mu? Bizim yanımızda 50.000 sene, sizin yanınızda 50.000 sene, bizim yanımızda 1 senedir diyor. Ayet var. Şimdi bunu, buna ama inanmıyor nefis. Bir misal vereceğiz. Yok, orada saat var. Saat. Şimdi buyur, şu manaya. Şu manaya bir temsil ile bak ki, İnsanın hareketinden bir, güllenin hareketinden farklı değil mi? İnsanın yürümesiyle güllenin hızı bir mi? Değil. Sonra saftan, sesten, ziyadan, ışıktan, elektrikten, evet, ruhtan, bakın farklı farklı, hayalden tezahür eden sürati harekatta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz. Saat, ki saat 9 var. Şimdi 9. 9'dan o 9'da kaç tane ibre var? Dakikası döndürüyor. Saniye döndürüyor. Doğru mu? 4'ü ibre döndürüyor. Böyle 10 ibre var diyor. Evet, devam edelim. O saatte 10 iğne var. 10 iğne var yani, ibre. Evet. Birisi saatleri gösterir. Biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi 60 defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri. Evet. Diğeri
yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri... Böyle gidiyor. Ve herkese. Fazla uzat çünkü zamanımız az, uzatmayayım. Şimdi diyelim ki saat 9'dan 9.01 geçe kadar, yani o bir dakikası şöyle bir daire olsa. Yani o bir dakika çevresi bir metre olsa, bir dakika öyle büyük saat olsun. 9.01 geçe kadar dakika 60 defa fazla döneceğine göre 60 metre mi olacak? Doğru mu? Peki saniyesi 60 çarpı 60, 3600 mi olacak? Peki saniyesi ise 3. ibre 60 çarpi 60 çarpi 60, 3600 çarpi 60 olacak. Peki 4. ibresi 3600'ün karesi mi olacak? Böyle böyle yapsan 10. ibresi 60 üzeri 10 mu olacak? Bu hesabı bilmiyorum, kaç milyon kilometre eder. Doğru mu? Evet. Peki 20 ibre olsa belki galaksilere gider gelir. O kadar mesafe olur. Peki şimdi Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Burayı çok iyi anlayın. Hemen bitireceğim burayı. Biri saati sayan ibreye binmiş gibi... Sen 9'dan 9.01 geçe daire bindin, bir dakikada o kadar döndün. Ama evet... O ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. O kadar gördün. Evet. Diğeri aşireleri sayan ibreye binmiş. Doğru. Bu iki şahsın bir zaman vahitte müşahede ettikleri eşya... Saatimizle arzın medar-ı senevisi nispeti gibi meşhudatça pek çok farkları vardır. Anlaşıldı mı burası? Yani sen 9'dan 9.01 geç kadar şu kadar dönüyorsan 10. ibre binen şahıs ta dünya bir etten dönecek kadar mesafe gidiyor. 20. ibre bak mantık yani. Şimdi bu mu mantık izah eder yoksa kerametvari inançlara hitap eden bir olay mı? Adam kerametvari inandı mı der ki İşte orada bana keramet gösterir demez de illüzyon yaptılar veya ne derler, göz boyadılar veya klozet derler, yine küfre devam eder. Ama aklı, nefsi doyuran böyle bir örnek. Bu aslında delilsiz konuşamıyor. Yeter. Yani. Şimdi burada, burada diyor ki örnekte, şurada örnekte, işte diyor mesela, Resulü Ekrem. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam, Burak-ı Tevfik-i İlahiye biner, Berk gibi bütün daire-i mümkünatı kat edip, acayip bir mülk ve melekütü görüp daire-i vücub ortasına çıkıp bunları, sohbete evet. Müşerref olup ya Allah Allah. Rüyeti cemal-i ilahiye mazhar olarak şey, miraç bu. Evet. Fermanı alıp alır, vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyle. Evet. Yani demek 20 şey bile binen şahıs gezdiği imkanla senin bir dakika içinde aynı. Biri bir dakika, biri milyon kilometre yol geliyor aynı zaman içerisinde. Tamam mı? Evet. Tabi bu, ben bu konuyu daha fazla açmıyorum. Mesela Mesnevi'de bastı zaman, mekan içinde mekan, zaman içinde zaman var, rüya var, bastı zaman var, miraç olayı var. Bu dedim ya zaman diye ayrı bir doktora tezi yapacak bir ders bu. Peki bu girişten sonra miraca başlayalım. Estağfurullah. Subhanellezi esra bi abdi leylemle mesle haram iler mesle aksanezi barikle hamle nebimin ayetle inü ve sevi basir. Sadece bunu söyleyeyim. Bir gece kulunu Cenab-ı Hak ayetlerimizi göstermek için, ona bazı ayetleri göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Aksa'ya etrafı mübarek çevirmiş Mescid-i Aksa'ya getiren Cenab-ı Hak her şeyden münezzehtir. Ve diyor ki burada innehu ve semir basir. Şüphesiz Cenab-ı Hak işitici ve görücüdür. Şimdi bu ayet-i kerim çoğu tefsirler böyle mana veriyor. İnnehu ve sebil basir. O işitici ve görücüdür. Ama üstad ve bazı ulemalarda bir hızla verene peygamber de raci diyorlar. Yani biraz önce okudu ya Cenab-ı Allah, Cenab-ı Peygamberimizi gezdirdi. Bütün semavatı gezdirdi. İstediği müntahi kalbı kavsemine gitti. Sohbeti müşerif oldu. Geldi. O gördüğü yerleri işitir ve görür. Peygamber de raci olsa. Anlaşılır mı? Yani zamir demek ismiye tutuyor. Ali gitti. Ali diyorsun. Kim gitti? O gitti desen o'dan maksat Ali gitti demektir. Evet. İsmiye tutar. Size bir hava değilse bir menkibi anlatayım. Öyle derse gireyim şimdi. Arkadaşlar tabii Ankara'nın manevi fatihi Hacı Bernevel Hazretleri. Evet. Büyük yararda bulunmuş. Padişah o zaman ona senin talebelerini askerde muaf tutulmuş. Biliyorsunuz. Zamanla gele Sultan ikinci haftada geliyor. Millet
bilemesi için acaba hakikaten okuma mı gidiyor yoksa askerin kaçma mı gidiyor? Var mı böyle? Diyor ki bir gün padişah bunlar gelmiyor, okuyor diyor, asker bulamayacağız, ne yapalım? Bir söz vermişiz, ilim her şey üstündür. Ama padişah, suistimal edenler var, ne yapalım? Bu sırada biz bunu imtihan edelim. Geliyor bir dershane, bir medreseye, öğrenciye çağırıyor, gel bakalım, buyur. Okudursa bir şey soruyor, biliyorsa hakikaten okuma için gelmiş, devam ediyor. Bir talebe çağırıyor, bu ayetken bu talebe soruyor, oğlum kaç sene okudun sen? Molla kaç sene okudun? Ben de 7 sene okudum. Şu iller okudum. E peki bakalım. Şimdi sana soruyorum. İnne hüve semil basir. O işitici ve görücüdür. O hüve. Ben ne dedim? Allah'a da raci oldu mu? Yani zamir Allah'a gösterse Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Eğer peygamber raci olsa peygamber aleyhisselam gezdiği bütün yerini hakkıyla görmüştür ve işitmiştir. Böylece yani bu zamir hem ona raci. Hadi evladım söyle bakalım bu zamir nereye raci? Nereye gösteriyor bu zamir? Abi din kardeşim. Bakıyor. Oğlum söylesene. Bak modasın sen. Ağzından laf çıkıyor. Vallahi hocalarım onu bilmem ama galiba bu zamir askerler raci. Askerler raci. Bu da bir. Bu zamir. Askerler evet. Raci. Şimdi bakalım bu ders 4 bölümden ibarettir. 4 bölüm. Biri 4 esas. Özetliyorum. Koku bakalım. Mısır-ı Azim'in 4 esası var. Birincisi, miracın sırrı lüzumu nedir? Nedir? Sırrı nedir? Evet. İkincisi, hakikat-ı miraç nedir? Üçüncüsü, hikmet-i miraç nedir? Dördüncüsü, miracın semerat ve faydası nedir? Ben parça parça yerler göstereceğim. İnşallah yarın devam edersiniz. Mesela Üstad 11'in sözde, niçin bu canama bu alemi yarattı? Sırrı ne? Çoğun uleman cevap veremedi. Tefsire cevap veremedi sonra. Niçin bu alemi yaratıldı? İnsan niçin dünyaya geldi? Ve niçin insana ibadet farz kıldı? Hadi buyurun bakalım. Cevap veremiyorsunuz. Ama Üstad diyor ki o bize her cemal ve kemal sahibi kendi cemalini görsün ve görmek istediği sırrıcı bu alemi yarattı. Şimdi bu miracın sırrı ne? Bir ders bu. İkinci miracın hakikati ne? Nasıl oldu bu miraç? Çünkü hikmeti ne? Faydalı ne? Burada hikmet ne? Dönüşünde miraçlar ne gelir Peygamber Aleyhisselam? Çoğu arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinde genel dördüncü esası okuyor. Miracın faydalarını, meyvelerini okuyor. Mesela Peygamber miraçla gidiyor, miraçla ne getiriyor? Namazı getiriyor. Ne getiriyor? Efendim, Sure-i Bakara'nın bir son ayetlerini getiriyor. Ne getiriyor? Et-Teyyat'ı 15. Şifa'da var. Demir'de Aleyhisselam'ın izahı var. Peki ne getiriyor o sonra? Arkadaşlar çok hoş bir şey. Cenneti getiriyor. Yani orada Cemalullah'ın müjdesini getiriyor. Sonra bakın geçen yaptığım ders ya bir yerde Allah şirkten başka her şeyi affediyor. Allah'ın affını getiriyor bambaşka, şirkten başka. Evet şimdi biz bu şeyden sonra bir sırdan sadece şu noktaya koy. Nedir miracın sırrı? Şu misal vakit de geliyor ama hızlı geçeceğiz. Şöyle Cenab-ı Hak tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdine... Bak, tecelli zatıyla bir, nevi azamın en azam ferdine iki, üç... Tecelli-i azam tezahür eder ki... Tezahür üç, evet. Bu tezahür ve tecelli, Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam sırrıdır ki, onun velayeti... Risaletine mebde olur. Bak çok derin üstadımız ikinci temsili tavsiye okursunuz. Ben özetle örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın. Bakın şimdi ki şu güneş, şu da ayna. Bak ayna. Güneş tuttu mu? Güneşin aynadaki tecellisi oluyor. Biliniyor. Nasıl biliniyor güneş? Isıyla, ısı var mı burada? Işık var mı? Yedi rengi var mı? Bunu biliyorsun. Bu tecellisi. Sen odada dursan, güneş camı açtı mı, güneşten ışık geliyor, güneşten, aynaya yansıyor, aynadan bize yansıyoruz. Şimdi sen ancak bu aynaya bakarak ısınırsın, ışık verir,
Ve bu ışıkta güneşin yedi rengini bulur musun? Misali anlayın. Tamam mı? Evet. Uyuyan da uyandırır. Tamam mı? Oldu mu? Birisi böyle yapar. Birisi de ne yapar? Burada diyor ki, bundan iktifa etmez, iktifa edilir. Gider direkt pencere açar veya dama açar. Bizzat güneşe müteveccih olur. Şimdi soruyorum. Hangisi daha çok güneşi bilir? Bu aynalı olanlar mı daha çok bilir? Yoksa bizzat buna müteveccih olan mı? Bizzat müteveccih. Bizzat tecelli zatı bu. Bizzat buna müteveccih olan. Demek bütün evliyalar, hatta peygamberler hep bununla gidiyor. Yani bu neye benzer? Sen talebesin. Ne talebesin? Ben şeyde okuyorum. Nedir? Hukukta okuyorum. Peki sen devlet başkanını görebilir misin? Ancak televizyonda görürsün. Huzuruna çıkabilir misin? Yok. Nasıl çıkarsın huzuruna? Ancak üniversite bitirirsin, profesör olsun, yeri olmaz. Başka? Bakan çıksın. Genel şey olsan belki, yok başkan olsan, belki olur musun, görür müsün? Görürsün. Görürsün. Veya sen, efendim dediğim, esnafsın, gidemezsin. Esnaf der başkan olsan, gidersin. Veya sen temelsen, üst temel, yüz başına gidemezsin. Ama genel bir başkan olsan, gidemezsin. Anladın mı yani? Şimdi demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz sadrazam. Ben işaret yazdım. Bütün peygamberler bu noktaya olamamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tıp bizi tecelli zaten mazhar olması itibariyle buyur bak. Mesela şurada diyor ki ayet-i kerimeden okuyayım. Diyor ki vellezine ol bir kimse yümini iman ederler. Bima ol bir şey ünsün inzal oldu. İleyke sana, yani sana inzal olana iman ederler. Aleyke de senin üzerine olacak, üzerine. Niye aleyke demiş, ileyke demiş? Niye mesela sen dersin de siz dersin? Sen demek daha yakın. Siz demek daha resmi. Şimdi niye aleyke demiş, ileyke demiş? Bu çok ince bir manayı inşallah icazda bunu veriyor. Aleyke'ye bedel, İleyke'nin zikri, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın teklif edilen risalet vazifesini cüz-i ihtiyarisiyle hamil ve kabul etmiş olduğuna ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Gördünüz mü? Yani bütün peygamberler hani diyor ki ondan mahşer medet beklerler peygamberler. İki can sebebi. Yani ayrı bir ders konusu bu arkadaşlar. Çünkü peygamber olmasa bu kâhit olmazdı. Demek ki bu madde tecellizatı kim muhatap oluyor? Peygamberimiz. Nedir bunun bu dedi? Bir lafı. Cenab-ı Hak. Tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdi. Kim o? Manen en azam ferdi kim? Neden? Buyur. 24 metre okuyacağım. Neden? Çünkü zaman-ı Adem'den şimdiye kadar hiçbir tarih onun gibi bir ferdi gösteremiyor, evet, ve gösteremez. Doğru. Zira o zat aleyhissalatü vesselam, amenna, küre-i arzın yarısını, amenna, ve nevi beşerin beşte birisini saltanat maneviyesi altına alarak 1350 sene kemal-i haşmetle saltanat maneviyesini devam ettirip bütün ehli kemale, evet, bütün enva hakaikte bir üstad-ı kül hükmüne geçmiş. Evet. Dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesine sahip olmuş. Dost ve düşman. Üstad diyor ki, diyor ki Hazret odur ki, evet, düşmanla da onu tasdik etsiniz. İki tane örnek vereceğim. Yeter bu kadar çünkü parça parça görüyoruz. Diyor ki, Hazret odur düşmanı tasdik etsin. Almanların meşhur adamından işaret icadında Prens Bismarck'ın sağda son satırını okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana muasır bir vücut olamadığından dolayı müteessirim ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Evet. Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değil. Değildir. O lahutidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek
mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş. Bundan sonra göremeyecektir. Bak Almanlar diyor bunu, evet. Ben huzur mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim. Prens Bismarck. Geçenlerde bundan birkaç ay önce Almanya'ya gitmiştim. Almanya'da duyduğum bu dersle ilgili bir şey söylemişse, Alman'ın meşhur şairi var. Göde. Duydunuz ya. Bu Almanların bu meşhur şairi Göde'yi şeyler, şimdi Alman hükümeti şiirlerini şey yapıyorlar. Yayıyorlar. Demişse ki tercüme ediyorlar. Fakat öyle bir şiirde bir satıra gelmişler ki malzumede kimse çözememiş. Ya Alman şairin nasıl çözülmesin? Kapalı kalsın. Diyelim sizin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini şey yapın, anlam verin diye hükümet bir ödül verse, öyle bir satır gelse ki eksik kalır. O da çözülmesi lazım. Çözülmeyen satır şuymuş. Demiş ki Alman şairi Göde hatırladığım kadarıyla diyor ki ah bir kurt olsaydım. Allah Allah. Ah bir kurt olsaydım. Ne demek ya? Kurt demek ne, nasıl bir hayvan? Canavar bir hayvan. Yani kurt olsun, canavar mı olsun bu? Alman şahsı sevilen bir şahıs. Nasıl canavar olsun? Yok. Eğer canavar olsa şiirlerinde o kadar güzel, iyi mesaj veriyor ki. Hem iyi mesaj ver, hem canavar olur. Olur mu bu? Olur. Olmaz. Bu tılsım çözmek için ödül ver, açmış. Kim bunu yaparsa vereceğiz. Yine pek çıkmamış. Bizim orada Almanya'ya doktor yapan bir kardeşimiz, insanı biliyor. Bu olayı duyuyor. Alman şairinin bu gödeni, ah kurt olsan olayını Risale'ı biliyor ya. Burada çözüyerek onları veriyor. Okuyacağım biraz sonra. Ve birinci aldı, köşeye dönüyor. Ya bakın. İnsan kudretini bildiği için o kudretten hareketle ruhunu okumuş. Öyle değil de. Ruhu okumuş. Bu fakat yani şeydi, hadisleri bulmuş. Hadisleri koymuş. Ve bir de bu olayı anlatmış. Üstad'dan ama mektubattan. Alman hükümetine veriyor. Birinci kazanıyor. Mesela olay şu, bir kurt, mesela kurt bu, bir kurt keçilerden birisini tutmuş. 19. mektup, 15. işaretle okuyorum, evet. Çoban kurdun elinden kurtarmış, zip demiş, Allah'tan korkmadın benim rızkımı elimden aldın. Evet. Çoban demiş, acayip, zip konuşur mu? Konuşur mu? Zip ona demiş. Bakın. Acip senin hali nedir ki? Kurda bak. Bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir. Onu tanımıyorsun. Aynı burada aynı söz. Üstad yine bu 15 işaretle bir gün peygamber giderken bir adam bedeli bir tanesi affedersin. Adı Zeyyab. Zeyyab bin Harise. Giderken hatif denen cinler cindi. Sesi var. Duyuyorsun, kendisini göremiyorsun. Cinlerin hatır kısmı bu. Cinni göremiyorsun. Sesi var, kendisini göremiyorsun. Bu cinni, tabi bu Zeyyab bin Harise yolda giderken ona bağırıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Zeyyab, ya Zeyyab diyor. Bakın şurada açayım. Ya Zeyyab, ya Zeyyab. İsmi öyle acayip bir ucayip. Niye bana acayip diyorsun? Allah Allah, acayip bu ses nereden geliyor? Şaşıp kalıyor. O cinni diyor ki, ya Zeyyab, Zeyyab, sen daha acayip haber vereyim mi? Şaşıp kalıyor, konuş. Bu ise Muhammed, peygamber gönderildi. Bir kitap da gönderildi. Yel'u bi Mekke, Mekke ahalisini çağırıyor. Fakat fela yüca, Mekke ahalisi ona icap etmiyor. Hemen gidiyor, o da Müslüman dedi böyle. Şimdi bakın, ne dedi burada? Diyor ki kurt da, evet, nerede oldu? Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. Evet. Çoban demiş, acayip, zip konuşur mu? Konuşur mu? Zip ona demiş, acip senin hali nedir ki, bu yerin arka tarafında bir zat var ki, sizi cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz. Evet. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber, kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki... Bak burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Çoban kurda demiş... Ne gideceğim ama? Ben gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak? Keçileri bırakır mısın kurda?
Adam bırak kurdu, insan teslim ediyor. Senden ne duymuştum? Amerika'da bundan birkaç sene önce epey oluyor. Mağazada, büyük mağazada elektrik kesilmiş, 15 dakika galiba mağaza. Değil mi? Duydunuz yani. Yani böyle. Adam kurda teslim ediyor ya. Hangi ben bir arden dinledim de, Kastamonu'da nerede bilmiyorum da, emniyet onun amiri, üstadı şey yapıyor, işte bir şey söyleyecek, gelmiyor. Kızarıp emniyet amiri üstadı yanına gidiyor. Odasına çıkıyor, tabak içinde fareyle kedi aynı tabak yemek yiyorlar. Şu ülkeye adam bakıyor, kaçıp gidiyor. Ya nasıl bir nizam ya? Fareyle kedi oturuyor ki bir şey dokanmıyor. Üstad Emirdağ geliyor, Emirdağ'da Tahir başına bağlatıyor. Diyor ki Emirdağ'da birden bak yağ istedim. O zaman eskiler hatırlar, terazi vardı ya, hani yağlı kağıt vardır. Yağlı kağıdı bir kefeye koyuyor, boş kefede tereyağı kaç gram şey, 200 gram koyuyor, böyle tartıyor. Diyor niye yağlı kağıdı koydun oraya? Diyor ki olsun az bile haram olur. Bak beğenmediniz diyor, sahip olsun, Emirdağ bu hale getirmiş diyor. Şimdi gidiyorsun baklava arasını kırılmasınlar, diyorsa 60 bin lira, öyle bir karton kağıt koyuyor ki ince terazide belki 2-3 bin lira oraya gidiyor. Hani helal. Şeriattan korkuyorlar. İşte peygamber getirir sistem bu. Allah inan sistem bu getiriyor. Şimdi kurt, ben bakarım deyince nasıl sen insan teslim edin, kurda teslim edin. Kurt yardımcı şey, yırtıcı bir hayvan, bakalım ne oluyor. Sonra Zip demiş, ben demiş, bakacağım. Konuşuyor. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Elhamdülillah. Zibi çoban bulmuş. Sonra? Zayiat yok. Var mı zayiat? Allah Allah. Sonra? Bir keçi ona kesmiş. Ama keçi. Çünkü ona üstadlık etmiş. Görüyor musun yani? Onun sebebi hidayet olmuş. İşte demek ki ne bir insan en azar perde bu. Buna nedir? Miraç Elyak'tır. Yani geldim. İkinci ne? Oradaki meseleye nasıl? Hani kurt meselesi işte götenin. O kurt gibi olur. İşte o kurt. Hani diyor ki ya, keşke bu kurt olsaydın yani. Keşke. Fırıncı abi sormuşum. Diyor ki o da başka soru. Yani ah bir kurt olasın geliyor yani. Madem peygamberi tanıyor ya. Şimdi ben de peygamberi göremedim. Tanıyamadım çünkü. Kitapları okudum. Mucizeleri okudum. Yani bu mucize okunca ah keşke okurdu yani ben olsaydı günlerdi. Çünkü yani, o diyor ki. Mümin kurt olsaydı. Aynen öyle. Bak burada madem burada anlatırken şunu okuyayım madem dediğin için. Ey insan bir de veren mesaj. Ey insan ibret alınız. Kurt, aslan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tanıyor, itaat ediyorlar. Ya, sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. Yani Allah bize o şuur versin. Amin. Birinci sır bu. İkincisi miracı hakikati. Buyur hakikati şu okuyalım. İkincisi. İkinci esas hakikat-ı miraç nedir? Evet. El cevap Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyr-i sülükünden ibaret. Demek ki tek kelime peygamber efendi miraçta onun seyr-i sülükü nedir? Yükselmesidir. Değil mi gençler? Burada ince bir nokta var. Miracı anlatır ki arkadaşlar, hemen şimdi bunu söyleyeceğiz. Biliyorsunuz bir gece peygamber efendi Burak kabinde diyor. Cebrail sen Burak getiriyor. Diyor ki kitaplar katırdan küçük, erkekten büyük biz bilemiyoruz. Ona bindim diyor. Gözü gördüğü yerde ayağını atıyordu diyor. Mescid-i Aksa'ya geldik diyor. Bu ayet de sabit okudu. Burak'ı da inkardan kafir oldu. Mescid-i Aksa'da imam oldu. Namaz kıldığını tekrar manevi asansörle göğe doğru yükseldi. Okudu. Sonra kainatın keşrafı yapmak için Burak'a bindirip Burak'a bindirdi. Berk gibi semavatı seyrettirip kat-ı meratip ettirerek bak, peygamberimiz birinci göğe çıkıyor. Birinci gökte Metina'yı kim görüyor? Adem Aleyhisselam'ı. Cebrail soruyor. Adem Aleyhisselam sağa bakınca gülermiş. Sola bakınca üzüntü ağlarmış. Niye diyor böyle yapıyor? Sağa bakınca ümmetin inananları görüyor, sola bakınca da ümmetin Allah muhafaza inanmayanları görüyor. İkinci kata çıkıyor, Hazreti İsa Aleyhisselam'la nedir? Yahya Aleyhisselam geliyor. Bunu görüyor. Ben size burada bir şey anlatayım, ders dışı.
önümüzdeki biliyorsun Berat Kandili gelecek. Onunla ilgili, Hazreti İsa'yla ilgili Zühretül Abidin adlı kitapta, mevze kitapta gördüm ben. Tabii belki başka mana çıkarsa ama mevze kitabı saatinde belki şüphe ederse ama olan olayın mesajına bakın. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün dağda giderken bir kaya görüyor, büyük bir kaya. Beyaz mı beyaz? Sütten ak, kardan beyaz. Bembeyaz mı? Bir taş görüyor. Dönüyor, böyle acayip bir taş. Etraf dönünce hayret içinde kalıyor. Cenab-ı Hak diyor ki, daha hayret ediyorsun. Sen daha acayip gösterin, göster ya Rabbi diyor. Taş yaralıyor kaya, içinde bir abid çıkıyor. Yaşlı bir adam ibadet ediyor. Bir salkım üzüm, onu geçimi sağlar, ibadet ediyor. Hazreti Sallallahu şaşırıp kalıyor, ya Rabbi diyor, bundan daha abid, daha inançlı, daha ibadetten bir insan var mıdır yeryüzünde? Cenab-ı Hak diyor ki, ahir zamanda gelecek Hazreti Peygamberimiz ümmetinden kim ki Şaban ayında, o kitapta Berat diyor, bir gün ihya etse, Hazreti İsa'nın bu abid kadar sevap alır diyor. Abid kadar düşün, bin yıl ibadet sevap alır. Bin yıl diyor. Aziz Aleyhisselam kaldığı elinde, ya Rabbi ne olur beni de o ümmetten et. O kitabın rivayetine göre Cenab-ı Hak onun duasını kabul ediyor, göğe çıkarıyor. Hristiyan dediği gibi değil yani. Göğe çıkarıyor. Ahir zamanda 15-20 metrede diyor üstadımız tekrar inecek, ümmeti olacak. Sırf bu dua öyle diyor. Cenab-ı Aleyhisselam da bin yıl ibadet ediyor. Ya Rabbi diyor, sitede müteahhit gelecek, peygamberi getirecek. Onun refrefine bir koymam için bana nasip et diyor. Allah bin yıl ibadetini kabul ediyor, duası kabul ediyor. Yani böyle bir peygamberin ümmeti. Kat-ı Merat ne yapıyor? İkinci katta Hazreti İsa Aleyhisselam Yahya'yı görüyor, Hayalısım görüyor. Üçüncü katta Yusuf Aleyhisselam'ı görüyor. Dördüncü katta İdris Aleyhisselam'ı görüyor, böyle gidiyor. Sonra beşinci katta Harun Aleyhisselam'ı görüyor. Altıncı katta Musa Aleyhisselam'ı görüyor. Yedinci katta da İbrahim Aleyhisselam'ı. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam Beyt-i Mamur'damış. Beyt-i Mamur'da arkadaşlar, yine kitapların beyanına göre günde 70 bin melek tavaf edermiş. Bir tavaf eden bir daha ona kıyamet kasaba gelmiyormuş. Böyle bir tavaf ediyor. Beyt-i Mamur'a İbrahim Aleyhisselam sonra bakalım ne olacak? Oku. Kat-ı meratib ettirerek kamervari menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirir. Cenab-ı Hakk'ın bütün eserlerini görüyor. Şimdi size bir örnek vereceğim. Mesela şimdi bu bana bir tanımış bir mimar söyleyeyim. Mimar Sinan diyor. Şimdi Mimar Sinan buraya gelse, Mimar Sinan'ı sarılmak mı onun daha çok bilirsin? Yoksa Mimar Sinan eserini görmeyle mi bilirsin? Ha, söyleyeyim bana. Eserini görmeyle. Doğru değil mi? Selim'i gör, Süleyman'ı gör. Şimdi Allah Peygamberimiz biliyordu. Yedika semaatı harikadı. Güneş, ışık gelmedi, yıldızları biliyordu. Sirti ben müntahaya, cennet, cehenneme biliyordu değil mi? Ama görmemişti. Geldi biliyordu. Görse daha iyi ilim artmaz mı? Manevi terakkisi olmaz mı? Demek Miraç, Peygamber'in manevi terakkisiymiş. Tamam mı? Yani Miraç makam mesela, mekan değil. Gidip Peygamberimizi Cenab-ı Hakk'ın bizzat orada gördüğü bir mekanda oturuyor değil. Makam yükselmesidir. Anlatabildim mi yani? Makam yükselmesidir. Sonra rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavatında bak, anlatıp buraya makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek. Tabi bana bir yerde sordun bunu. Tabi kitapta vardır, şudur. Kimi bazı meşhur modern ilahiyatçılar çıkıyor. Efendim 50 vakit namaz kıldı. Duydunuz mu? Geldi Hazreti Musa Aleyhisselam senin ümmetin kılamaz. Tekrar gitti geldi diyen ne var? Doğrusu tam saatini, üstadı öyle tam saati yok ama böyle diyenler de var. İster öyle ister diyorsun. 5 vakit namaz, namaz. Namaz, farz. Çünkü arada namaz mesela size bir şey yapacaktım da fakat şimdi baktığımız zaman da geçiyor. Geçenlerde bizim Nurtaş'ta sende var mı bilmiyorum. Recep Beber Cemal Öfke Aslı Resul Cemal'de bir kardeş geldi Polonya'da. Namaz aklıma geldi. Polonya'da namaz. Bu arkadaşımız anlatıyor. İşte 1994 Esra'yı tanımış. Bir tabii kendi rahatsızı var Rusya'da. Bir kan değişmesi icap ediyor. Doktoru temiz birisiymiş. Demiş ki buraya affedersin. Orada o ülkelerde, Rusya'da, İsveç'te falan ülkelerde çok uyuşturucu kullananlar var. Beni bir yere verdiler diyor.
Adama tabi selam verdim ama hiç konuşmuyor böyle diyor. Namaz vakti geldi. O da 20 yıldan bir eroin kullanıyormuş. Kan temizleniyormuş orada. Kan temizliyormuş. Ben de diyor namaz kıldı. Adamın böyle böyle bakıyor. Namaz kıldı. Sen ne yapıyorsun dedi. Şimdi desem ki namaz kıldı desem bu adam öyle bir şey söyleyeyim ki ne yalan olsun diyor ne de o şey, aklına bir şey gelmesin. Demiş ki ben böyle yapınca rahatlıyorum demiş. Aynen. O kadar. Çayda diletirim size böyle. Hepiniz dersiniz hatırasını. 10 dakika bir şey sürüyor. Rahatlıyorum demiş. Sonra enteresan bir şey, bir hatırası daha var. Çok enteresan, Samur'la ilgili. Onu size dinletmek isterim böyle. Sonra tabii Allah Allah demiş, rahatlıyorum demiş. E niye bana doktorlar sana söylemedi? Bana söylemedi bunu. Diyor ki, belki söylerler demiş. Yaptım olsa, ben yapabilirim. Yap demiş. Ne zaman? Yapayım. Yok demiş. İki saat sonra gelsiniz. Yani ikindi gelecek ya. İki saat de beklemiş bize. İkindi oluyor. Ben diyor, o da beraber yapıyor. Yapıyor, beraber yapıyor. Ama ondan sonra, ya bir rahatladım diyor. Bak diyor, insan fıtratında namaz, ruh, namazı kendisi. Bilmeden yapıyor. Bir daha yapalım, yok diyor. Akşam bekleyeceğiz diyor. Akşam da, arkamda diyor, ben okuyorum, o da okuyor diyor. Beraber okuyor diyor. Yani daha Rusça okuyor. Öyle. Ben tabii gitmem icap etti. Dedi ki, yatsını yapacaksın böyle. Sabahla aynı yapacaksın dedi diyor. Tamam dedi. Geldim sabah Ersun geldim diyor. Yine şey serum bahsetti bize. Sen namaz kıldın mı diyor. Yaptın mı diyor. Namazı mı? Yaptın mı diyor o idmanı. Yaptım ben de yaptım diyor. Bekledik böyle. Derken ben okuyoruz. Böyle bir hafta da kaldım diyor. O da okuyor. Okuyor. Öyle rahatladım ki diyor. Öyle şey oldum ki diyor. Bir gün ondan sonra geldim. Buyurun. Ben internete karıştırmış. Senin bu yaptığın şeymiş. Müslümanların namazıymış diyor. Dedim ki fena mı dedim diyor. Ondan sonra nasıl Müslüman diyor. Sen etteyat eşer kelimeyi içer götürüyor musun? Vallahi madem Müslüman böyleyse ben de Müslüman olacağım diyor. Geldi beni sen namaz kıl oldu diyor. Bak namaz var ya insana huzur veriyor huzur. Elhamdülillah. Onun için aklıma geldi. Evet. Peygamber Cenab-ı Hakk'ı müşahitten sonra bakalım oraya gitmeden önce peygamberi görüyor. Bütün mükafatı görüyor. Cenneti derken sonra Sidret-i Münteha'ya geliyor. Bak şimdi burada size bir şey söyleyeceğim. Üstad yine buraya. Sidret-i Münteha Cennet-i Mevan'ın gövdesi. Bütün semavatı aşıyor. Sidret-i Münteha'ya geliyor. Sidret-i Münteha'da orası inciden yapılmış sarayları varmış. Sidret-i Münteha. Sonra toprağın mis gibi kokarmış. Sidret-i Münteha. Ve en önemlisi Cebrail Aleyhisselam'ı asli vaziyette görüyor. Asli vaziyette. Yani bir kırada görmüştü, iki burada görüyor. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bakın, büyük bir rahmet. Eğer Cenab-ı Peygamberimiz hiç oraya çıkmış olmasaydı, cenneti cehennemi görmüş olmasaydı, şurada bu aynayla bakın olaya. Burada bir durun. İbrahim Aleyhisselam bir gün dedi ki Azrail Aleyhisselam'a, ya Azrail sen nasıl can alıyorsun? Nasıl alıyorsun? İnanmıyor musun? Hayır, dikkat et, inanıyorum da. Tahkiki, hakikaten inanmak istiyor. Dön arkana diyor İbrahim Aleyhisselam. Dön arkana, dönünce Azrail'i görünce düşüp bayılıyor. Hüveyt Asir'i görünce düşüp bayılıyor. Şimdi hatırlayın, Kıra'da Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor mu? Haşmet'i kanatları görüyor mu? Birdenbire şok geçirmiyor mu? Geliyor, hatta Hazreti Vadimiz'e beni örtü demiyor mu? Ama Sidret-i Münteha'da ürkmüyor, alıştı ya. Diyor kitaplar, demek ki böyle mükemmelatı cenneti cehenneme göstermesi Cenab-ı Peygamberimize, yani kıyamet dehşetinde Peygamber ürkmesin diye, rahmeti görüyor musunuz? Ürkmesin diye. Neyse Sidret-i Münteha'ya geliyor, oradan da tabii artık öyle bir mevkiye geliyor ki, nedir o mevki, oku, ta Kâb-ı Kavseyn makamına çıkarmış. Nedir Kâb-ı Kavseyn makamı? Yani okuyayım şurada. Yani oku. Ta daire-i azamiyesinin ünvanı olan Arş-ı Azam'ına girecek. Arş-ı Azam gölgesinden bak arşı. Onun üstünde ismi Azam var. Bize biliyoruz. Şimdi bakın. Şu sözü okuyayım. Sonra bana hak verirsiniz. Diyor ki Ziya Paşa 28. sözde. İdraki maalet küçük akla gelmez. Zira bu terazü bu kadar. Şimdi bakın diyor ki hadisler diyor ki bütün mükevenat yedi kat sema kürsü içinde kürsü bilemiyorsunuz. Kürsü içinde sanki çöle atılmış yedi para gibi diyor.
çöle atılmış 7 para. Bütün mükerrat. Kürsünün büyüklüğünü gördünüz mü? Azametine. Peki kürsü de diyor, arş içinde bir kalkan atılmış para gibi diyor. Allah Allah. Akıl almaz. Arşa çıkıyor. Sedi mütahada. Şimdi oku. Kavseyni. Bütün mükerrat bu mu? Bütün mükerrat. Ne diyor? Yedikas sema. Sidre. Hepsi şey mi? Buraya geldi mi bütün? Bu ubiye ubudiyet dairesi. İmkan dairesi. Heyet. Tabiri caizse. Bu da, bakın burayı iyi anlayın. Bu da vücut dairesi. Yani esma ve sıfat ilahi dairesi. Tam teyit gelince oku. Kabuk kapsayın. Yani imkan ve vücut ortasında. Yani iki yay. Kabuk kapsayın iki yay demektir bak. İmkan, vücut. İki yay mı? Yay mı? İki yay burada duruyor. Burada durunca Cebrail'sin diyor ki ben daha ileri gidemem. Süleyman Çelebi'nin de gibi yürü ki meydan, yürü ki meydan sultan senindir bu gece, yürü ki sohbeti canan senindir bu gece dediği gibi orada duruyor. İçeri girer bir adım atsam ne diyor? Kül olur. Yanarım kül olurum diye. Sanki elektrikçi burada, onun bakarak örneği verim. Bir bu ışıklar elektrikten geliyor. Elektriğe lambayı dokar mısınız? Aynı elektrik sobada ısı oluyor. Aynı elektrik buzdolabında soğutuyor. Şimdi buzdolabı elde edersin, değersin. Fırına elde değersin. Lamba da elde değersin. Ama bunu kaynağı elektriğe değer misin? Değmez. Neden? Yanar kül olurum. Tabiri caizse, peki peygamberimiz nasıl gidecek oraya? Bilal teşbihat almasın. Kontrolünü taktı, yürü, oku. Kav-ı Kavseyn ile işaret olunan makama girecek ve Zat-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecektir ki şu seyr-i sülük ise onun miracın hakikatidir. Gördünüz mü? Şimdi ben size cenneti gördü. Cenab-ı Hakk'ın müşahede etti. 30. sözü, 30. sözü, 30. sözü en sonu aç. Orada bir olay anlatayım size. Öyle bitirin. 3. hakikat kalp, onu bir yarın okursunuz. 3. efendim nedir hak şeyini sırrı bir hakikati hikmetini ve meyveden okursunuz. Burada bir örnek vereyim. Ana karnında misal miyalı. Ana karnı 400 diyelim. Var mı 400? 300 mü var? 400 mü oluyor? Var mı Abidin Bey? 400 mü? Evet 400. Var mı? Nadiren de oluyor. Bize nadiren de var. Birinci ve sonuncusunu anında çıkarsak ana karnından. 400 mü diyelim. Dedik 3. 3. 3 tane. Değil mi? Yaparız mı? Tecmanda. Bunu çıkardık. Dünyayı bir gezdirdik. Ne var dünyada? Söyle. Evler var. Var. Dağlar. Canlar var, dağlar var, güneşler var, aylar, yıldızlar. Dünya bir gezdirdik. Harika bir yer. Tekrar buraya koyduk. Ya sen neredeydin ya? Aa ben bir aleme gittim. Yapma ya. Nasıl bir alem orası? Böyle bir alem ki. Ne gezer görmüş. Al. 10 günü sözde. Dur. Oradan bulayım. Oradan. Abidin ne diyor? Ne göz görmüş? Allah, oku bakalım. Evet. Oku bakalım. Üzet olarak öyle ikram etti ki. Öyle bir ikram etti ki ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ya. Ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti. Devamet bari o sözü. Ve onlara ebediyet ve beka verdi. Bunu istiyor, evet, anlatıyor evet. Çünkü ebedi ve sermedi olan Allah bir Allah. Cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. Şu dualar bir de evet. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Kimse oraya bu. Yine oraya. Evet. Tabi anlatıyor bunu. Ya anlayma anlamazlar ki. Şimdi ana karnı karanlık. Dünya aydınlık. Orada ne içiyorsun? Allah. Hayız kanı burada şerbetler, sular. Ne anlasın anlayamadılar. Der ki vallahi nasıl anlatayım? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın kalbine göre şey gelmiş. Peki bizi göremez miyiz? Soruyor. Sabredin. 9 ay sonra, evet, görürüz biz. 90 sene sonra görürsünüz. İşin hakikati. 9 ay sonra yani. Şimdi bunlar da bir aşk şevk olur mu olmaz mı? Bak bize böyle sevdiriyor. Görüyorsun. Ne olsa da. Ölümü böyle sevdiriyor canım. Demin bir karşıya bahsetmişim. Sordum ona.
Dünyanın en zengin ülkelerinin hangisidir? Saydı. İsveç, Norveç, işte İskandinav ülkeleri. En mutlu insanları onlarmış. Zengin. Ben bunu duyarken olabilirsin de ki demek ki hocam parla saat olmaz diyor. Olmaz. Parlaysa huzur vermiyor. Huzur ne? İslamette. Ebedi saati kazanmak. Peki cennete gitti. Üstad ne diyor 11. kelimede? Bilir misin nereye gidiyorsun? Dünyanın 1000 sene mesulana hayatı 1 saat hayatına mukabil gelmiyor. Cennete mukabil gelmiyor. 1 saat. Yani ana karnı 1 sene mi? Dünyada 1 sene mi? Buyur. Delikanlı hangisisin? Dünyada ana karnı 1 sene, dünyada 1 saat. Hangisini istersin? Dünyada 1 saat. Bak dünyada 1 saat. Doğru değil mi? Sen de istersin. Peki dünyada 1000 sene rüyeti cemali müşahedeye oku. Bak şimdi. Hadise bak. Hadisin nası ile öyle bitireyim. O şuhud bütün nezaiz-i cennetin o derece fevkindedir ki yani Cenab-ı Hak bize kendisi gösterdikten sonra bak bunu unutma ya. Üstad diyor ki 25'in sonunda hakikati mutlaka mukayyet enzal iat edilemez. Mutlak hakikat sonsuz sınırlı akıl olmaz. Bir cennete de gidip sınırlı akıla gideceğiz. Ama ihata yok. Göreceğiz, gösterecek. Esma ve ne kadar her görüşümüzde imanım daha çok artacak. İhata yok. Sınırlı akıl yapacağız. Evet, bir Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak görmek istemişti. Bu ayrı bir konu. Ayrı bir ders konusu. Ama dedi ki sen beni göremezsin. Çünkü beka halinde görecek. Muallimini görmeyecek. Şimdi cennetten Cenab-ı Hak müşahede edince gittin inşallah demin dedin. 90 sene dedi ya işte abidin kardeş. İnşallah gidip görünce dönünce bak oku. O derece fevkindedir ki onları unutturur. Unutturur yani. Cennet öyle zevk olurmuş ki. Bütün zevk dünyada 1000 sene cennete göre 1 sene. Cennet 1000 sene müşahede cemalde 1 saate mukabil gelmiyor. Dönüyorsun. Evet. Ve o ve şuhuddan sonra dönden sonra ehli şuhudun hüsnü cemali aman o derece ya fazlalaşır ki. E şimdi seni görecek. Ya bu sen değilsin. Abi diyecek. Sen değilsin ya. Ya benim ya kardeşim ya ben. Evet. Döndükleri vakit saraylarındaki aileleri heh çok dikkat ile Allah Allah zor ile onları tanıyabilirler. Hadis bu. O halde şöyle bitir duayla. O halde şöyle oturun üzerinde açık duayı var ya. Oturun üzerinde şu en duayı bitir. Şurada. Şu aç. Siz yapın bunu. Yok bir şey olsun. Bak okul yani gitti. Heh. Evet. Şu beşin verin sonunda bu çok kısa bir de başla. Evet. Şu yukarı. Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki elhamdülillah ilhaddan kurtuldum. Nefsimizin ilhadından fikirlenen vesveseden kurtulduk. Tevhide girdim. İnşallah. Tamamıyla inandım ve kemal-i imanı kazandım. Allah bize kemal-i nasip etsin. Tamam. Evet. Oku. Biz de deriz ki ey kardeş seni ey tebrik kardeş ediyoruz. Allah Allah. Cenab-ı Hak bizleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar etsin. Amin. Ya Rab de. Ya Rab, Habib-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hürmetine ve ismi azam hakkına şu Risale'yi neşredenlerin ve rüfekasının kalplerini envar-ı imaniye mazhar ve kalemlerini esrar-ı Kur'aniye naşir eyle. Amin. Ve onları sırat-ı müstakimde istikamet ver. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet.